Türkiye'de üretilen ilk Poco telefon olma özelliğine sahip olan Poco C40 hem de Made in Turkey etiketiyle bizlerle olan bu akıllı telefon bence çok aranacak bir model. Çünkü fiyatı ve bazı özellikleri dikkat çekiyor. İnternette de son günlerde oldukça aranıyor. Gelin hep birlikte Poco C40 bizlere neler sunuyor bir yakından bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımı yeni açtım ve kanalımı ilerletmek için sizlerin desteğine sonsuz ihtiyacım var. Bu ve bunun gibi yepyeni teknoloji videolarının gelebilmesi için de kanalıma abone olmanızı ve kanalımdaki genel videolara birer destek bırakmanızı sizlerden rica ediyorum. Hızlıca 100.000'e ulaşalım ki çok daha yeni, çok daha kimsenin görmediği ve en güncel teknoloji videolarını sizlerle buluşturabileyim. Öncelikle zaten videonun giriş bölümünde sizlere söylediğim gibi Poco C40 ülkemizde üretilen bir model. Aslında bu akıllı telefonun baz fiyatı 150 dolar bandındayken ne yazık ki ülkemizdeki satış fiyatı oldukça yüksek seviyelerle bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Fakat bu cihazda daha önce hiç görmediğimiz özellikle işlemci bölümünde önemli bir farklılık var. Benim de daha önce hiç görmediğim, bilmediğim, duymadığım bir işlemci modeli bu akıllı telefonda kullanılmış. Performansına ve diğer detaylarına zaten değiniyor olacağım. Kutu içeriğiyle devam edelim. Kutu içeriği diğer Poco cihazlara göre biraz daha farklı geldi bana. Çünkü elime geçen tüm Poco cihazların içerisinden bir kılıf çıkıyordu. Bu telefonun bana gelen modelinden en azından bir kılıf çıkmadı arkadaşlar. Cihazın içerisinden, kutusunun içerisinden bu akıllı telefon çıkıyor. Bir adet 10 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. Bir de kablo ve diğer kitapçıklar bizleri karşılıyor. Doğrudan bu akıllı telefonun artılarıyla devam etmek lazım aslında. Cihazın içerisinde 6000 mAh'lık bir batarya görev yapıyor sevgili arkadaşlar. Yani Poco'nun güncel tasarımıyla bizleri buluşturan bir cihaz olmuş. Şu arka tarafında biraz derimsi bir malzeme kullanılmış. Yani aslında öyle bir görüntü verilmeye çalışılmış. Ancak bu malzeme plastik bir malzeme. Parmak izi okuyucusu oldukça hızlı çalışıyor. Ama bence parmak izi okuyucusu biraz yukarıda kalmış. Yani böyle denk getirmek ve açıkçası tasarımda o parmak izini bulup da parmağı oraya koymak bazen zor olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu parmak izi okuyucusu evet hızlı çalışıyor ama kimi zaman da böyle yani orayı bulup da denk getirmek zor olabiliyor. Poco C40'ın beğendiğim detaylarını sizlere çok kısa da olsa bahsettim ama eksileri de yok değil. Güncel piyasada bu akıllı telefon performansıyla bir tık yavaş kalıyor arkadaşlar. Özellikle benim en çok eleştireceğim detaylardan bir tanesi cihazda 18 wattlık bir hızlı şarj desteği bulunmasına rağmen adaptör kutudan 10 watt çıkıyor ve bence bu oldukça önemli bir eksi diyeyim ve detaylara gireceğim ama ekranla devam edelim. Ekranımız 6.71 inçlik bir LCD panel. Bu LCD panelin maksimum parlaklık seviyesi 400 nit seviyesinde ve Full HD Plus çözünürlükte bir ekran bizlerle buluşuyor. Açıkçası bu cihazın ekranı çoğu zaman sizlere soluk ve cansız gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla gün ışığı altında özellikle kullanırken bunları yaşamanız ya da hissetmeniz çok daha mümkün oluyor. O yüzden bu akıllı telefonun ekranı hakkında sizlerin böyle beklentilerini çok yüksek tutmaması gerektiğini sizlere hatırlatmak isterim. Ekranı koruyan cam malzeme ise Gorilla Glass olarak belirlenmiş. Yani herhangi bir sertifikası yok, numarası yok ama Gorilla Glass cam ile korunuyor. Ben açıkçası bu cihazın ekranı için şunu net söyleyeyim arkadaşlar. Bu fiyat seviyesinde çok daha güçlü rakipleri var ekran anlamında. Bu cihazın ekranı fiyatı yüzünden bir tık böyle düşük kalıyor. Hani telefonun fiyatı biraz daha ucuz olabilseydi ekran daha iyi diyebilirdim sizlere ama 4500 TL bandında olduğu için bu akıllı telefon fiyatına göre ekran bana göre biraz eksik. Gelelim performans tarafına çünkü bu cihazda sizlere videonun girişinde söylediğim gibi daha önce hiç görmediğimiz bir işlemci üreticisinin işlemcisi bulunuyor. 11 nanometrelik bir işlemci var cihazın içerisinde ve Şangay merkezli bir işlemci firması olan sevgili arkadaşlar JLQ Teknoloji tarafından üretilmiş bir işlemci bu cihazda görev yapıyor. İşlemcimizin modeli JR510 olarak geçiyor. Bu işlemci modelinin karşısında hangi modeller olabilir diye birazcık baktım arkadaşlar. Snapdragon 450 bu işlemcinin böyle rakibi olabilecek seviyede bir işlemci modeli. Bunun yanı sıra tabii ki MediaTek tarafında da G35 modeli işlemciler yine bu işlemci modelinin karşısında durabilecek bir işlemci modeli. Fakat tabii şöyle bir şey var. Hani bu cihazın karşısında durabilecek işlemciler dedim ama bu işlemci modeli de giriş seviyesinde bir işlemci modeli arkadaşlar. Diğer işlemci modellerinde olduğu gibi bu cihazdaki performans da giriş seviyesinde bir
performans olarak bizlerle buluşuyor. Zaten doğrudan işlemcinin performansına giriş seviyesi dedim sizlere. Giriş seviyesi üstüne kimi zaman çıkabiliyor ama çoğu zaman performans giriş seviyesinde kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu cihazı satın alırken mutlaka bu telefonun sizlere sağlayacaklarına bakarak almanız lazım. Yani beklentilerinizi çok yüksek tutarsanız bu akıllı telefon performans anlamında sizi mutlaka üzer arkadaşlar. Zaten Geekbench skorlarına da baktığımız zaman sonuçlar ortada açıkçası. Burada giriş seviyesinde evet tercih edilebilir bir akıllı telefon ama yine söylüyorum fiyatı keşke bir tık daha düşük olabilseydi. Cihazın içerisinde RAM olarak kullanılan miktar 4 GB arkadaşlar. 1 GB'da bir sanal RAM ile bu RAM'i artırabiliyorsunuz. Genel depolaması cihazın bizlere sunduğu dahili anlamdaki depolaması 64 GB ama 1 TB'a kadar micro SD kartla bu cihazın hafızasını büyütebiliyorsunuz. Benim takdir ettiğim detaylardan bir tanesi buna dikkat edilmesi güzel olmuş. Hem micro SD kartı hem de aynı zamanda çift SIM kartı bu akıllı telefonda aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani sizlerden bir şey çalmamış marka. Demiş ki kardeşim iki tane SIM kart var. Al bu da micro SD kart girişi. Şu anda da gördüğünüz gibi üçünü aynı anda takıp aynı anda kullanmanız mümkün oluyor. Bunun atlanmaması bence oldukça önemli olmuş. Performans tarafını özetleyecek olursam bu akıllı telefon giriş seviyesi işler için ve giriş seviyesi günlük işler için gayet yeterli seviyede bir akıllı telefon olmuş. Ben oyun oynarım. Oyun oynamak için bu cihazı alacağım. Oyun performansı nasıl? Beni mutlu eder mi? Beni üzer mi? Gibi sorularınızı doğrudan cevaplayayım. Bu akıllı telefonla oynayacağınız oyunlarda yine giriş seviyesinde yani düşük ayarlarda oynayacağınız oyunlar olur arkadaşlar. Ancak oyunların burada performansı ya da bazı yüksek kalitedeki oyunlara giriş yapmak isterseniz de ufak tefek kasılmalar, uzun süreler oynamalarda ısınmalar, buna bağlı olarak da performans düşüklükleriyle karşılaşabilirsiniz. Benim yaptığım testlerde ben böyle şeylerle karşılaştım. O yüzden sizlere de bunları aktarmak istedim. Cihazın bizlere sunduğu belli zaten. Vaat ettiği de belli. Ne onun ötesine geçebiliyor ne de onun altına düşüyor performans anlamında diyeyim ve kameralarla devam edeyim. Şimdi cihazda iki tane kamera var şu anda da görüyorsunuz yakın çekimini sizlere gösteriyorum. 13 megapiksellik bir ana kamera bu akıllı telefonla görev yapıyor ki bu kameranın da baktığımda diyafram aralığı 2.2 seviyesinde. Yani fiyattan tahmin edeceğiniz üzere zaten bu akıllı telefonda bir OIS desteği yok. Video testlerinde de göreceksiniz. Ve ikinci kameraya da baktığımız zaman f2.4 diyafram aralığına sahip 2 megapiksel çözünürlükte bir derinlik algılayıcı kamera bu akıllı telefonda görev yapıyor. Kameralar ışık güzel olduğunda bile sonuçlarında diyebileceğim seviyede kalıyor arkadaşlar. Yani böyle ışık çok güzel olsa bile bazı görüntüler iyi oluyor falan diyebiliyorum sizlere ancak bu cihazdan aldığım sonuçlarda ışık iyi olsa bile çoğu zaman fotoğrafların sonuçları seviyesinde oluyor. Özellikle renklerde sapmalar olabiliyor ve benim en çok aslında burada bu cihazı test ederken yaşadığım problem şu oldu. Renkler şöyle basıyorum, telefon fotoğrafı böyle 1 saniye 2 saniye sonra çektiği anlar oluyor. Bu netleme ile alakalı yaşadığı bir problem. Bendeki cihaz belki de mühendislik örneği olabilir. O yüzden de yaşıyor olabilirim. Ama ben test ettiğim cihazı sizlere aktarmakla yükümlü olduğum için yaşadıklarımı sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle dediğim gibi bu kasma olayı kameradaki beni gerçekten biraz üzdü. Yani bastığınızda çektiğiniz fotoğrafı mutlaka galeriye gidip kontrol edin. Bir kere iki kere bakın ki çektiğiniz o an çektiğinizi sandığınız bir görüntüyü aslında çekmemiş olabiliyorsunuz bu akıllı telefonla fotoğraf çekerken. Bu önemli bir konuydu. Bunu özellikle not aldım ve notlarımı da sizlere aktardım. Ve tabii ışıklı taraftan bahsettik ama bir de ışık azaldığında neler oluyor sizlere onu da anlatayım. Işık azaldığında bu akıllı telefonun sonuçları tamamıyla hüsran arkadaşlar. Fotoğrafları görüyorsunuz. Yani ışık azaldığında fotoğraf çekiyorsunuz ama ne çektiğiniz çok da belli olmayabiliyor ve çoğu zaman da yine burada da netleme ile alakalı gecikmeler yaşadığı için fotoğraflarda bulanıklıklar, yanlış yerleri çekmeler. Mesela bende şöyle oldu, size anlatayım. Kendimi selfie çektim, çektiğimi sandım. O sırada telefonu böyle hani çeviriyorsunuz ya, işte çektim böyle, şöyle yaptım. Duvarı çekmiş mesela telefon yanlışlıkla. Kendimi çektiğimi zannediyordum. Duvarı çekmişim farkında olmadan. Halbuki ben kendi yüzümü tutarken basmıştım denkle şöyle. Ama onun onu algılaması ve kaydetmesi bayağı uzun sürdüğü için böyle bir şey yaşadım. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Telefonun fotoğraf performansı ile alakalı kesinlikle çekeceğiniz her fotoğrafı galeriye gidip kontrol edin. Fotoğraf çekerken biraz daha kendinize vakit tanıyın. Eğer bu akıllı telefonu satın alırsanız
Video tarafına değinecek olursak ise 1080p 30 fps videolar çekebiliyor bu akıllı telefon. Genel video kalitesi şu anda gördüğünüz üzere bu seviyede arkadaşlar. Zaten bu cihazdan video ya da fotoğraf anlamında çok üst düzey beklentilere girmemeniz gerekiyor. Telefonun ön kamerasına da değineyim. Az önce selfie falan çekerken dedim çünkü 5 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera bu akıllı telefonla görev yapıyor. Yine aynı ana kamerada olduğu gibi dikkatli ve özenle fotoğraf çekmeniz lazım ön kamerada da ve ışık azaldığında yine ön kameradaki sonuçlar maalesef kötüye doğru gidiyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi marka bu telefonu neden yapmış? Bence şu yüzden yapmış arkadaşlar. Giriş seviyesinde bir cihaz üretmek istemişler. Pili iyi gitsin ve açıkçası insanlara güncel tasarımda kaliteli malzemeye sahip bir cihaz kullansın istemişler. Buraya kadar bence her şey gayet güzel. Bakın onu söyleyeyim size. Yani 6000 mAh'lık bir pil var cihazda. Özellikle anneye, babaya, tabii bayağı yüksek yaştaki anneye, babaya, anneanneye, dedeye, babaanneye falan bunlara bu cihaz cuk oturur arkadaşlar. Yani alo diyen, Facebook'ta biraz vakit geçiren, işte telefonu sadece böyle hobi amaçlı kullanan insanlar için yeterli bir cihaz olmuş. 6000 mAh'lik bu pil aslında 18 watt'lık bir hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ancak 10 watt'lık bir adaptör çıkıyor kutudan. Şimdi 6000 mAh büyük bir pil kapasitesi ve şarj etmek hakikaten oldukça uzun sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla böylesine uzun bir şarj süresini sizlere yaşatılabiliyor olması beni bir tık üzdü açıkçası. Ve tabii pil ömrüne bakacak olursak da az önce sizlere verdiğim örneklerden bir kullanıcı bu cihazı kullanırsa çok rahat bir şekilde 2 gün boyunca bu akıllı telefonu şarj etmeden kullanabilir arkadaşlar. Ancak yoğun bir kullanım yapıyorsanız bir günü yeterlikle çıkartabilirsiniz. Ama ben burada tekrardan belirtmek istiyorum. Benim için bu 18 watt olayı oldukça önemli bir eksi oldu. Yani şöyle bir şey var bu arada, hiç adaptör koymayan firmalar da var. Yani adamlar en azından adaptör koymuş da diyebilirsiniz. Normal Poco'da alışık olmadığım bir şey bu benim. Yani 18 watt var, 10 watt koymuş. Adamlar ne cihazlara ne adaptörler koyuyorlar. Keşke bu cihaza da bunları koysalarmış. Zaten video boyunca sizlere aktardım arkadaşlar. Telefonun artılarını, eksilerini, beğendiğim şeylerini, beğenmediğim şeylerini. Ama sizlerin düşünceleri de benim için her zaman biliyorsunuz sonsuz önemli. Sizlerin merak ettiği ve bu telefon hakkındaki düşünceleri de yorumlara lütfen bırakın. Ve bu cihaz için şunu söyleyeyim sizlere. Bence bu akıllı telefon güncel piyasada bir tık pahalı kalıyor arkadaşlar. Ve bas fiyatı 150 dolar olan bu akıllı telefonun ülkemizdeki 4500 TL'lik satış fiyatı rakipleri, yani bu fiyat seviyesindeki rakipleriyle yan yana koyduğumda bu telefona biraz haksızlık oluyor gibime geliyor. Çünkü bence bu akıllı telefonun fiyatı şöyle 1000 lira falan daha ucuz olabilseydi çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü o fiyat seviyesinde tercih edilebilir diyebilirdim sizlere. Ya da işte düşünebilirsiniz diyebilirdim. Ancak şu anda ben bir tık arada kalıyorum. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum dediğim gibi. Xiaomi'nin kendi sitesine baktım bu arada bu cihaz için. Xiaomi'nin kendi sitesinden bu cihazı satın almak istediğinizde sizlere yanında bir kablolu kulaklık hediyesi var. Bir de YouTube Premium veriyor sizlere 2 aylık. Bu bilgiyi de bulmuşken sizlerle paylaşmak istedim. Yine söylediğim gibi 1000 lira daha ucuz olsaydı her şey çok daha farklı olurdu bence bu akıllı telefon için. Ama belli olmaz, sonuçta yerli üretim bir cihaz. Bir bakarsınız bir indirime girer, bir bakarsınız üretim avantajını kullanarak bir yeni fiyatlandırma yapılabilir. Tabii bunları da zaman içinde göreceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz Poco C40 hakkında? Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.